değişik şeyle karşılaşıyorsunuz. Her gün, her Allah'ın günü hikaye dolu ortak. Fayton deyince akla hemen İstanbul gelir. Fayton'la İstanbul'da bir tur atmanın keyfi bir başkadır. New York'a geldiğinizde de Central Park'ta şöyle bir gezintiye çıkmak isterseniz, faytonlara atlayıp bulutlara karışan gökdelenlerin arasında küçük bir New York turuna çıkabilirsiniz. 150 yıllık Central Park çok uzun yıllardır faytonlara ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda gördüğümüz fayton sürücüleri de genelde Türkler oluyor. Burada master öğrencisiyim aslında, faytoncu keferim ama bu işi yapmamın nedeni okul giderlerini, buradaki yaşamımı sağlamak için, yani maddi giderlerimi karşılamak amacıyla yapıyorum ve bir öğrencinin burada yapabileceği en iyi işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle insanlarla kaynaşma açısından burada Amerikalılarla, dünyanın her yerinden aslında buraya gelen turistlerle diyaloglar yaşıyoruz. Onlara New York'u tanıtıyoruz. Yani bir Türk olarak Amerika'nın en önemli parklarından biri olan Central Park'ta buranın 150 yıldan fazla bir mazisi var. Amerika'nın ilk parklarından biri burası. Dürüst olmamız, namuslu olmamız sadece bunda etken değil. Bir de gerçekten Amerikalıların hard worker dediği, gerçekten ağır çalışan insanlar olarak da tabir ediyorlar. Yani hepimiz yağmur, çamur, hiçbir şey dinlemeden gerçekten çıkıyoruz. Türk fayton şoförlerine göre işleri göründüğü kadar kolay değil. Bir kere fayton sürmeye başlamadan önce bir sürü hazırlıktan geçmeniz gerekiyor ve en önemlisi de lisansınız olmadan bu işi yapamıyorsunuz. Biz parka gelene kadar yaklaşık 2-3 kilometrelik bir yol sarf ediyoruz ve dünyanın en kalabalık trafiklerinden birinde seyrediyoruz atla. Yani yavaş giden bir araçla binlerce, 10 bin tane taksinin bulunduğu bir şehirde biz o zorlukları aşarak parka gidip geliyoruz. Yani yaklaşık bir saatimiz gidiş geliş diyeyim. Sabah ve akşam trafikte geçiyor. Onun dışındaki geri kalan 8 saatimiz de parkta geçiyor. Yani toplam bizim çalışma saatimiz 9 saati geçmiyor. Zaten atların kanunen çalışma hakkı da ondan fazla çalıştıramıyorsunuz hayvan hakları yasasına göre. Genelde fayton sahipleri İrlandalılar ve İtalyanlar. Fakat düzenli bir şekilde çalışan fayton sürücülerinin çoğu Türk. Bu işi yapan Türklerin büyük bir bölümü ise Amerika'ya master'ını yapmak için gelen öğrenciler oluyor. Ben daha önceden buraya ilk geldiğimde çok değişik işlerde çalıştım. Yani bu benzin istasyonlarında pompacılık yapmaktan tutun da hamallığa kadar yaptım yani. Ve tabii diğer işler bu işlerden çok daha yorucu ve ücret açısından bu işin çok çok daha altında. New York'ta faytonlar için de çok katı kurallar var. Türk sürücüler de bu kurallara uymak konusunda çok dikkatli davranıyorlar. Yasalar peki böyle belirgin ve çerçeveleri kesin belirlenmiş yasalar son mı? Son derece keskin çerçeveler içinde çalışıyoruz. Ne yaparsanız nasıl bir ceza alacağınızı biliyorsunuz. Onları biliyoruz. Zaten çok fazla ticket alan bir driver'ın bu bizniste barınması diye bir şey söz konusu değil. Değil. Yani şu kadar hızla gidebilirsiniz ancak burada yolcuyu hız tahtedimiz yok. Özellikle atlar Amerikalılar için çok önemli. Burada ismim yazıyor. Ehliyet numaram, faytonun numarası, hangi atın hangi faytona takıldığını gösteren numara ve atın numarası vardır. Atın numarası tırnağında ve yakasında olan numara. Hangi at ne kadar çalıştı onları tespit etmek için. Çünkü biz bunu çıkarken saat makinesine orada basıyoruz ki kaçta çıktı, kaç dönünce de buraya basacağım. Aradaki saat 9 saati geçmemesi gerekiyor. 5 dakika bile geçse $1,500 cezası var. Yani ata eziyet etme suçunu işlemiş oluyorsunuz. Zor işlerin cefası olduğu kadar sefası da var. Türk faytoncuların sefası ise her gün farklı ünlülerle karşılaşmak. Biz zaten Tavern on the Green'de çalışıyoruz, yani Central Park West'te. Central Park West'te de birçok ünlü oturuyor. Bunlardan birisi de Al Pacino. Columbus Circle'ın oralarda oturuyor zannedersem. Çok emin değilim. Yani Time Warner Center'a yakın. İki tane ikiz çocukları var. Atları sevmeye geliyorlar, havuç veriyorlar falan. İki defa da onlara yol verdim. Onların çok sevdiği bir at var, Sheila ve ben onu kullanıyordum uzun bir süre. Şu anda farmda. Çünkü her sene farma, yani çiftlikte farm diyorum. Yani böyle güzellikleri de var. Yani babalarına, çocukları önce ben hep görüyordum ama bilmiyorum. Bir gün babalarıyla geliyor, şok oluyorsunuz. Al Pacino, çocuklar sizi tanıyor, atı tanıyor.
Aynı zamanda dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı insanlarla karşılaşan Türk faytoncuların birbirinden ilginç birçok hikayesi var. Türk'üm dedim, ben de Türk'üm diyor. İngilizceyi bilmediği gibi Türkçeyi hiç bilmiyor zaten. Yani Türkçeyi bilmediği gibi İngilizceyi hiç bilmiyor diyeceğim. Yani dedim, nasıl Türksünüz, nasıl olur dedi, benim soyadım Yılmaz. Peki nerelisin? Brezilyalı. Brezilya'da doğmuş. Bir Türk düşünebiliyor musunuz? Yani Amerika'da şu eyaletten geldim, artık çok karşılaştık bunlarla, şaşırmıyorsunuz. Ya da Avrupa'da hiç Türkiye'ye gitmedim diyor, doğmuş, Türk'üm diyor. Ama bu insan Brezilya, bir Latin Amerika, Türk'ün orada ne işi var dediğiniz bir yerde, doğuyor, büyüyor, yeni değil, 30-40 yaşında değil, 60 yaşına gelmiş. Kocaman bir insan, Türkiye'ye hiç gitmemiş ama soyadı kanununu nereden haberi, nasıl alıyor, o soyadı da alıyor, oradaki akrabalarının o soyadı taşıdığını biliyor, araştırmış ama hiç gitmemiş. İl falan nereyi biliyorsunuz? İstanbul'u Galata'danım diyor. Çok hani sakin, evet. Sakin, böyle iyi huylu bir atabildi. Gerçekten de öyle. Evet. Çok, ben atlardan anlamıyorum ama en azından bağırıp çağırmıyor. Şayet New York yolunuz düşerse Central Park'ta bir fayton turu atmayı ihmal etmeyin.